Değerli basın emekçileri, değerli Kalemler sakinleri, değerli Manavgatlılar, değerli vatandaşlar. Dün öğlen saatlerinde Manavgat'ın dört noktasında birden başlayan yangınlar sonucunda maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Çok sayıda vatandaşımız yaralanmış. Büyük mal kayıpları yaşanmıştır. 8 köy boşaltılmış. Çok sayıda ev, ahır, sera, tarla kullanılamaz hale gelmiştir. Vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin el emeği, göz nuru, evleri, üretim merkezleri, seraları kül olmuştur. Yıllar içerisinde biriktirilen emekler kül olmuş, ortadan kalkmıştır. Binlerce hektarlık orman alanımız yakılmıştır. Yeşil vatanımız saldırı altındadır. Şu anda içinde bulunduğumuz Kalemler Köyü en büyük yıkımı, en büyük yarayı alan köylerimizden biridir. Kalemler Köyü'ndeki evlerin %90'ı yanmış, harap olmuş, kullanılamaz hale gelmiştir. Çevredeki ormanlar yanmış, kül olmuştur. Yine köye ait seralar, muz seraları, avokado seraları yanmış, kullanılamaz hale gelmiştir. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Tedavi altındaki vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ormancılarımız, itfaiyecilerimiz, polisimiz, jandarmamız, askerimiz yangınlara karşı canla başla mücadele etmektedir. Kendilerini canı gönülden tebrik ediyoruz. Vatan Partisi olarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Değerli basın mensupları, içinde bulunduğumuz köyümüz, Manavgat'ımız bir afet bölgesidir. Devletimizin Manavgat'ı derhal bir afet bölgesi olarak ilan etmesi, devletin yardım elini hızla buradaki vatandaşlarımıza uzatması gerekir. Devlet yetkililerine sesleniyoruz. Karşımızdaki bir terör saldırısıdır. Vatandaşlarımız terör saldırısından muzdarip durumdadırlar. Devletimizin hızla yardım elini uzatması ve yaraları sarması gerekmektedir. Sadece Manavgat değil, bütün Türkiye saldırı altındadır. Dün gece yarısı Akseki ilçemizde bir yangın çıkmıştır. Yine dün Osmaniye, Kayseri, Mersin, Adana, Kırıkkale illerimizde 10 farklı yerde eş zamanlı olarak yangınlar çıkmıştır. Bugün de Marmaris'te yine yangınların çıktığını görüyoruz. Şu anda 12 ilimizde, 18 ilçemizde yangınlar devam etmektedir. Dün aynı saatlerde Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Topçu ve Füze Okulu komutanlığını hedef alan bir kundaklama girişimi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. Kundakçı yakalanmıştır. Kundakçının PKK sempatizanı olduğu tespit edilmiştir. PKK terör örgütü yöneticisi Murat Karayılan, geçtiğimiz yıl teröristlere silahınız yoksa çakmak ve kibrittir ifadelerini kullanmıştır. Teröristleri kundaklama yapmaya çağırmıştır. PKK son 2 yıldır yüzlerce kundaklama saldırısı düzenlemiştir. Kendi internet sitelerinden ve kendi haber ajanslarından yaptıkları bu kundaklamaları övünerek anlatmışlar. PKK kendi açıklamalarına göre geçtiğimiz Haziran ayında onlarca fabrikayı, iş yerini ve otomobili ateşe vermiştir. Ortaya çıkan kanıtlar kundaklamaların PKK tarafından yapıldığını açıkça göstermektedir. Yapılması gereken şey PKK'ya karşı en etkin şekilde mücadele edilmesidir. HDP derhal kapatılmalıdır. HDP PKK'nın uzantısıdır, onudur. PKK'ya karşı topyekin mücadele edilmelidir. Bugün Türk ordumuz, polisimiz PKK'ya karşı kahramanca mücadele etmektedir. PKK bitirilme noktasına getirilmiştir. Bu saldırılar ordumuzun verdiği silahlı mücadelenin başarısı karşısındaki PKK'nın son çırpınışlarıdır. Yapılması gereken HDP'nin derhal kapatılmasıdır.